bir kilo çayın maliyeti şimdi ne kadar? Şimdi bunun maliyeti 20 lirayı geçiyor. Yarıcı bulamıyoruz, işçi bulamıyoruz. Gübremiz çok pahalı, sorunlarımız çok büyük. Bir kilo çay satıyorsun, anca Rize merkeze gidiyorsun. Evet. Gidemiyorsun, evet. Gidemiyorsun. Ben çok pamuk topladım 12 yaşındayken. Çocukluktan beri ama 12 yaşından sonra çok düzenli hem traktörde kullanıyordum o zaman. Üzüm topladık, bağ bozumu yaptık, narenciye topladık. O geçen geldiğimizde fındık da toplamıştık. Ama ilk kez çay topladım. Maşallah maşallah, ne güzel yakışmış başkanımızın eline. Bu işi başardı başkanım. Diğer işleri de hep beraber başaracağız inşallah. Eyvallah eyvallah, şöyle bak. Elin değmişken başla, devam et başkanım. Devam et. Zaten işçilik kuramıyoruz. Evet, sağ ol bayım ya. Bu çay kimin çayı? Kendi ürünümüz. Bizim çayımız, evet, kendi ürünümüz. Özel sektör çayın normal fiyatını almıyor. Daha düşüğünü alıyor. 14 liraya, 15 liraya, 13 liraya alıyor. Biz de tabii mağdur oluyoruz üretici olarak. Sırf kotadan ve kontenjandan dolayı oluyor bunlar. 1 kilo yaş çayla 1 kilo zeytin alabiliyorduk. Şimdi 1 kilo yaş çayla 100 gram zeytin alamıyoruz. 100 gram zeytin 30 lira ya. Bizi koruyan, destekleyenin her Rizeli olarak arkasındayız bundan sonra. Kim bizim sorunlarımıza sahip çıkarsa bütün Rizeliler onun arkasındayız. Biz ekmek peşindeyiz. Ekmeğimizi sonuna kadar savunacağız. Esila hiç Ankara'ya gelmemiş, Anıtkabir'i de görmemiş. Uygun bir günde, anlamlı bir günde arkadaşlarıyla birlikte getirelim. Hadi görüşürüz. Başkanım çok sağ olun. Çok sağ olun. Yüreğinize sağlık. Sağ olun.